Ne oluyor ya, bize mi özendiniz siz be? Hayır tabii ki böyle. Vallahi ben ne yaparsam yapayım aşk ile yapıyorum zaten. Telefonun başında çaresiz mi bekliyorsun? Ne yaparsan yap, aşk ile yap. Dün bana geldin. Burada değil, balkonda. Benimle çıkmak istediğini söyledin. Duygularının ciddi olduğunu söyledin. Hatta çıktığımızda telefonda da ne dedin? Seni Berker'e asla bırakmayacağım dedin değil mi? Evet. Ben de bunu kabul ediyorum. Ne? Evet. Fakat başka bir şey var. Ne var başka bir şey? Ne olabilir ki? Ortada Gamze var. Ne olabilir ki? Hayır, bu samimiyetsizliğin nedenini anlayamıyorum. Boğaçan, şurada 3 gün önce beni de aramadın mı? Ne diye aradım? Ne? Sen ne diye aramış olabilirim? Sen daha dur. Beni ne diye mi aradın? Maşallah, onu herkes aramış. Sen mi aradın? Seni ne diye aramışım? Bilmem neler konuştuk. Ne konuştun? Nasılsın, iyisin merak etme, ben senin yanındayım. Öyle bir şey demedim. Kanıtlasana bana bunu. Kanıtlarım, konuşmalarım duruyor. Tamam. Ama öyle diyecektin, gelin mi? Ya hadi işine bak ya. Bir dakika ya Gamze, seni de mi aradı? Gel buraya. Sen beni de aramadın mı? Ne? Hızlı çocuk. Ya, ne oluyor ya? Sen beni de ne demek ne diyorsun? Konuşturma. Bir şey söyleyeceğim, sen ne yapmaya çalışıyorsun? Onu söyle. Şimdi senin duyguların Mehtap'a gerçek mi? Bir dakika, niye susturmaya çalışıyorsun? Senin duyguların Mehtap'a gerçek mi? Sıra sıra girin önce, ondan sonra ötüşünce yapacağım. Yani konuşacak bir şey yok. Ben böyle bir insan için seni kırdığım için özür dilerim. Bir şey sordun, cevabını veriyorum. Özür dilerim. Seni aramandaki sebep. Doğru mu? Hayda inna, 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 hayda inna, 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 inna. Biz Boğaçan'la aramızda, ben Berker'in samimiyetinden şüphe ettiğim için telefonda görüştük, konuştuk. Dedim ki Boğaç, böyle bir şaka yapalım. Birlikte hani olalım, birlikte Berker'in şeyini bir sınayalım. Samimiyetini bir sınayalım dedik. Dedik mi Boğaç? Ne? Tamam Mehtap, madem kendini itiraf ettin. Berker'den ayrılmak için Boğaçan'la bir plan mı yaptın? Hayır, bu ayrılmak için yapılmış bir şey değil. Berker'in tamamen istemiyorum değil de Berker'in samimiyetine güvenmediğim için. Samimiyetini anlayabilmek için böyle bir şey biz aramızda konuştuk ve bu şakayı ayarladık. Ya bu samimiyet ayarlamak değil. Boğaçan, bir dakika, bir dakika hanımlar. Ben bunu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Boğaçan, bu çok ciddi bir iddia. Berker'le olmak istemiyorum. Laftan anlamıyor. Yüzüğünü veriyorum, geri almıyor. Ayrılmama yardımcı ol, bunu yap. Bu doğru mu? Ayrılmak için miydi bu? Mehtapcığım, beni çocuğumdan vuran bir insanla ben nasıl beraber olurum sözleri sana ait mi değil mi? Bana bunu bir söyler misin? Çocuğumdan vuran değil, ben Berker'e bunu da söyledim. Bana kızımla geliyorsun. Senin kızın olduğu için seni istiyorum falan filan diye gelen bir insanın ciddiyetine inanmak istiyorum. Ne güzel bir şey, bence daha ciddi geliyor tamam, yani. Tamam, tabii ki çok güzel ama bir anneyi en çok evladından kandırabilirsiniz. Ben onu... Acaba bak, kandırmak bak, mı sana tekrar söylüyorum, ben hiçbir şekilde seni kandırmaya da çalışmıyorum. Ben sana bunu da söyledim. Ben senin sorumluluklarını almak istiyorum dedim. Ve bunu da sana açık yüreklilikle söyledim. Ben evet, senin oyuncağın mıyım? Senin yanında çiçek verirken... Bravo, sen, bravo. Sesini Berker, bunun gereğini ben yapacağım. Biz bu telefon görüşmesini yaptık. Lakin Mehtap beni aradığında ben şeyi düşündüm. Yanından kız arkadaşların sesleri geliyordu. Ve ben şunu düşündüm. Acaba dedim kızlar mı arattırıyor? Saçmalama ya, arabadaydım. Samimiyetine inanmadı da kızlar mı arattırıyor diye düşündüğüm için... Ne? Tamam, ben de orada tasdiklemek zorunda, onaylamak zorunda kaldım beni. Mehtap. Boğaçan, saçmalama, arabadayım, eve gidiyorum. Yaren hastalanmış dedim. Sen niye böyle çocuklar, bir şey yaptın dedim ya. Ne saçmalama, çocuklar, kızlar beni nasıl arattırıyor? Çevir gazı yansın, çevir gazı yansın yani. Tamam, çocuklar, tamam. Burada başım ben ikinizin de şu anlattıklarından bir şey anlamadım. Ne bana göre ne bir erkek en başında işte şaka diye başlar, 15 dakika sonra işi ciddiye döndürür. Ne bir kadın diğer bir erkeği reddetmek veya denemek için arkadaşı dahi tamamen olsa başka bir erkeği kullanır. İkinize de ihtar veriyorum. Sebebi de başka bir adayın duygularıyla oynamanız. Evet.